Hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi önceki bölümde Spider-Man'imizin düşmanları tespit etmesini sağlamıştık. Eğer o bölümü izlemediyseniz yukarıda çıkan karttan o videoya gidebilirsiniz. Şimdi hazırsanız yeni bölüme geçiş yapıyoruz. İlk olarak .win eklentisini projemize import ediyoruz. Eklentiyi projeye kurduktan sonra artık kodlara geçebiliriz. İlk önce diğer videodan kalan kodları düzenleyelim ki kavram karmaşası yaşamayalım. Fonksiyonumuzun adını değiştiriyorum. Ardından klasın da adını daha uygun olması için değiştiriyorum. Sonrasında fonksiyonları ve değişkenleri toparlayıp asıl bu bölümün konusu olan düşmana uçarak hasar vurma kısmına geçiyorum. Gerçi hasar kısmı bu videoda yok. Sadece uçma var. Fonksiyonumuzu oluşturup düşman transformu ve düşmana ne kadar sürede gideceğimizi belirlediğimiz bir float değişken oluşturuyorum. Spider-Man'imizin yüzünü DoLookAt ile 0.2 saniyede düşmana döndürüyorum. Şimdi sırada saldırı yapmak için bir input almamız gerekli. Onun için Unity'nin LiveInput sistemini kullanarak bir atak aksiyonu oluşturuyorum. Burada StartRasetInput scriptinin içinde atak input'unu alıyorum. Buradaki işlemi daha önce şu anda kartta çıkan videoda kısa bir şekilde anlatmıştım. İsterseniz o videoya da göz atabilirsiniz. Orada bahsettiğim için şu anda bahsetmiyorum ama siz zaten videoda ne yaptığımı görüyorsunuz. Şimdi third person controller scriptimin içinde bir atak input fonksiyonunu oluşturup kontrol etmek için bir debug yazıyorum. Tabii ki fonksiyonu update'de çağırmayı unutmayalım. Kontrol ettiğimizde ben tuşa tıkladığımda aşağıdaki konsolda saldırı yazan bir debug geldiğini görebilirsiniz. Combat için kullandığımız scriptimizi detect enemy olarak çağırdığımız için onun da adını değiştirerek daha uygun bir hale getiriyorum. Şimdi attack input fonksiyonumuzu spider'imizin yumruk atmasını sağlayacak fonksiyonumuzu çağırıyorum. Parametrelerini girdikten sonra koşulumuzu tek ife indiriyorum. Spider-Man'in düşmana doğru uçarken seçili düşmanın değişmesini istemiyorum. Çünkü düşmana doğru giderken başka bir düşmana bakarsa birden ona doğru gitmeye başlayacaktır. Bunu fixlemek için isMoving adında bir boolean değişken oluşturuyorum ve gördüğünüz gibi EnemyDetect fonksiyonunu ekliyorum. EnemyOffset adında bir fonksiyon yazmıştım. Şurada görüyorsunuz. Bu fonksiyon seçili düşmanın yanında bir konum döndürüyor. Çünkü Spider-Man'imizi direkt olarak düşmanın konumuna göndermek istemeyiz. Arada biraz mesafe olmalı. DoMove kullanarak Spider-Man'imizi bu fonksiyonla hesapladığımız vektör 3 değere doğru gönderiyoruz. Sonunda gördüğünüz onComplete kısmına ise tamamlandığında yani Spider-Man konuma geldiğinde yapmak istediklerimizi yazacağız. Şimdilik sadece isMoving boolean'ı false yaptık. Kodları denediğimizde gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Ama burada bir şeyler eksik. Animasyonlar. Mixamo'dan uçarak yumruk atan bir animasyon aldım ve import ettim. Animasyondan kullanmak istemediğim fazlalık kısımları kestim. Ve artık Spider-Man'imiz güzel bir şekilde düşmanlara saldırıyor. Belki fark etmişsinizdir. Düşmanların animasyonları yok. Sadece idle pozda duruyorlar. Onun için ilk önce bir locomotion blend oluşturup idle animasyonlarını verdim. Blend tree'ye de bir hit animasyonu bağladım. Şimdi tekrardan onComplete kısmına geldik ve burada hit animasyonunu çağırıp düşmanın yüzünü Spider-Man'e döndürdüm. Evet, bu videoluk olan kısmı bitirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.